ikiniz yüzünden herkese selam. Yepyeni bir videoda beraberiz dostlar. Bugün sizlerle son serimiz olan Yurt İstasyonu'ndayız. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın şu anda bu istasyondan sonraki Yolçatı İstasyonu ile beraber birleştiği yer. Kilometre 38 serimizin son istasyonu. Diğer istasyonlarda bakın burada da yazıyor hatta rakım 858 kilometre 38. Serimizin son istasyonu burası. Burası 6-7'li istasyon, 7'li raya sahip ve tabii ki ileriki yerlerde de vagonlar var. Burası aynen Murat Bağı'ndaki gibi lojistik bir yer ama burası da yine bakalım gar mı geçiyor, hemen bakalım. İstasyon olarak geçiyor ve yurt istasyonu Elazığ'da yurtbaşı istasyonunda bulunuyor. Şöyle buradaki yük vagonları var, bir de burada kapalı vagonlar bulunmakta. Genelde tabi krom var, bakır var, halçı var ama genelde burada park halindeler. Bunlar genelde bir önceki videolarımızda da dediğimiz gibi İskenderun'a kadar ilerleyecek. Şöyle bakın bu vagonla ilgili bir şey göstereceğim sizlere. Bakın burada yük yolcu kolu var. Şu anda yük taşıdığı için yükte. Burada da şu anda boş olduğunu gösteriyor. Demek ki bu vagonlar hepsi boş durumda. Bu demek ki dolu olsaydı şu kol şu an 24 yazıyor. Yandaki 52 olacaktı. Biz burayı çevirecektik. Bunu tabii ki de vagon teknisyenleri kontrol ederken, bir de en sonunda makinistler kontrol ederken onlara bakıyorlar. İki vagon arasındaki hortumlar bağlanmak suretiyle vardır. Kancalar bağlanmak zorundadır. Burası yurt istasyonu. Evet, yurt istasyonunda bekleme salonu. Şöyle istasyon şefinin kendi odası bulunmakta. Burası yine tescilli bir binadır ve evet, bekleme salonu böyle. Yine iki katlı, üst taraf lojman tarafı, alt tarafta ise çalışanların bulunmuş olduğu yer. Şöyle her istasyonda yine çeşmesi bulunmakta. Bakın bu sefer burada yurt istasyonu yazıyor. Bu sefer burada park alanı da bulunmakta. Birazdan onu da göstereceğim. Bazı istasyonlarda böyle yazı yoktu. Çağlar'da, Beyhan'da böyle yazılar yoktu. Şimdi arka taraftaki park edilmiş vagonlara da bakalım. Burayı genelde kimse bilmez, makinistlerin haricinde veya çalışanların. Ben bile bilmiyordum yani. Şurada da lavabolar bulunmakta. Her istasyonda istasyonun dışarısında yapılır. Burada da park edilen yol son olarak, zaten burada görüyorsunuz. Hemen şu kısmı göstermeye çalışacağım. Şöyle ikili park edilmiş vagonlar bulunmakta. Gördüğünüz gibi. İki yol var. Altı da burada var. Toplamda 8 yola sahip. Ve dediğimiz gibi üst taraf lojman, alt taraf ise çalışanların yeri. Yurt istasyonu da bu şekilde. Hadi devam edelim. Evet, şöyle ilerleyelim yavaştan. Bakın her istasyonda bulunan çeşme. Burada ise lavabolar bulunmakta. Bakın her istasyonun yanında belli bir arsa içerisinde yetiştirmek üzere bir boş bahçede bulunmakta. Bakın yine burada boş vagonlar bulunmakta. Bunların hepsi çekilecek ve doldurulacak yakın zamanda. Şöyle boş bir arsa bulunmakta. Bakın böyle şu aradan uza uza diye gidiyor şu anda vagonlar. Vagonlar böyle. Yurt istasyonunda böyle. Yurtbaşı köyünde ve Yurtbaşı beldesinde ve Yurtbaşı istasyonunda. Hep uzaktan böyle bakmışızdır. Çocukluğumuzun en güzel zamanlarında bu istasyonların böyle burada olduğunu görünce yani bilmiyorduk, anlamıyorduk ama mesleğe girdikten sonra da böyle olduğunu gördük. Serimizin son istasyonuydu bu. Yurtbaşı istasyonu, yurt istasyonu. Böylece tamamlamış olduk serimizin son videosu. Evet, serimizin son videosu yurt başındaydı. Biz de şu anda buradayız. Ve gerçekten bizim için önemli olan istasyonları gezdik, dolaştık. Seri olarak planlamış olduğum durumlardan bir tanesiydi bu. Şu anda izindeyiz ve izinde olduğumuz için de bunları değerlendirmek gerekiyor. Bir sonraki serimiz ise İstanbul'daki eski tren istasyonları, onları yapacağız. Yunus, Erenköy, Suadiye gibi
Fener Yolu gibi istasyonları yapacağız. Yeni bir seride buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.